İçişleri Bakanlığı'nın Nüfus Vatandaş İşleri Genel Müdürlüğü ile yine köklü bir kurum olan Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damgam Atması Genel Müdürlüğü tarafından hakikaten darphanenin de ortaya koyduğu çok güçlü bir çalışma sonucunda dün Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Yeni yerli e-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarıyla tamamladık. Seri üretim içinde son aşamadayız. En son 15 gün önce geldiler. Burada güvenlik, test ve kişiselleştirme üretimini sağladılar. Yani kişi adına üretimler sağlandı. Biraz sonra da üretim yapılan yerleri de hem ehliyette hem kimlikte hem de pasaportta göreceksiniz. Aynı zamanda mavi kartta. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meslek Milletvekillerimizin kartlarını da biz üretiyoruz. Aynı zamanda silah ruhsatları kartlarını da biz üretiyoruz. Yani bunlar hep buranın yeni elde ettiği kapasitelerdir. Aynı zamanda göç kartlarını da üretiyoruz. Yani göçmen kartlarında, kimlik kartlarında. İkamet belgelerini de üretiyoruz. Yani bütün bunlar hem güvenliğin daha üst seviyede olabilmesi, başka kişiler tarafından istismar edilip basılmamasını temin etmek, bir dolandırıcılığa sebebiyet teşkil etmemek için burada kendi güvenlik kodları üzerinden üretilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da dün açıkladılar. İnşallah Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz dünyanın en güvenlikli pasaportunu üretiyoruz. Diğer pasaportlarla yaptığımız kıyaslamalar, karşılaştırmalar, oradan elde ettiğimiz bir takım bilgiler, tecrübeler, kendi kullandığımız pasaporttan elde ettiğimiz tecrübelerle birçok güvenlik kodu bu pasaporta sağ olsun darphane tarafından yerleştirildi. Yeni yerli e-pasaport halen kullanılmakta olan pasaporta kıyasla barındırdığı güvenlik özellikleri ve teknolojisiyle birçok yeniliği de beraberinde getirmektedir. Yeni yerli e-pasaportumuz TÜBİTAK AKİS işletim sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik ögesine sahiptir. Ve ayrıca yeni yerli pasaportta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla biliyorsunuz bir talimatname yayınlandı ve artık Türkiye yerine ilk kez Türkiye ifadesi kullanılacak. Yine tasarımı özgün bir tasarımdır. Pasaportun her sayfasında ülkemizin farklı şehirlerine ait tarihi, kültürel ve manevi değerlere ait görseller, her şehre ait özel bitki görseli. O şehirde ne bitki varsa, hangi çiçek varsa bütün bunlara yönelik tasarım özellikleri de yer alacak. Ayrıca yeni e-pasaportlarda daha önce 5 yıl olan yeşil pasaport geçerlilik süresi yeni nesil yerli e-pasaportla 10 yıla çıkıyor. Pasaport hizmetinin burada yeni pasaportumuzun ilk sayfası böyle çıkmış olacak. İkinci sayfasına geçelim. Burada da kız kulemiz var pasaportumuzda. Çipli olan pasaportta şöyle güzel bir kız kulesi var. Yine ikinci sayfası. Burada pasaportumuzun özellikleri gözükmektedir. Ve güvenlik özelliği olarak bütünleşik lale görseli kullanılmıştır. Rainbow renklendirme kullanılmıştır. Değişken mikro yazılar vardır. Özel screenler vardır. Ve kendine ait özel çizgileri bu pasaportun vardır. Resim koruma için özel bir boyası söz konusudur. Tabii bu pasaportla ilgili eğer Nüfus Vatandaş İşleri Genel Müdürümüz gerçekleştirebilirse, inşallah yetiştirebilirlerse resimler renkli olacak. Böyle de bir özelliği olacak. Çünkü bizim için şu anda pasaportu kendimiz üretmemiz daha öncelikli. İlk resimde Topkapı Sarayı var. Topkapı Sarayı'nın bu görünen hali, bir de arkada bir hali daha var. Bu da çiçekli hali. Işığa bastırdığınızda, ışığa getirdiğinizde bu hali oluyor. Resim olarak bir önceki resim oluyor. İkinci sayfada Selimiye Camii'miz var. Ve onun ışıklı haline gelelim. Onun ışıklı hali de bu. Ahlat, Bitlis, onun ışıklı haline gelelim. Onun ışıklı hali de bu. Hem orada oluşan çiçekleri gösteriyor. Yani devam edelim sayfalarımızı. Bu da bizim tarihi mirasımız Göbekli Tepe, Şanlıurfa. Bu da ışıklı hali. Yine bir sonraki sayfada Kızıl Kule Antalya, hatta Kızıl Kale Antalya, Alanya. Bu da ışıklı hali. Bu da tarihi bir mirasımız. Sivas Divriği Ulu Cami. Bu da esas itibariyle ışıklı haline gelelim. Hem çiçekleriyle hem tarihi görseliyle. Yine 14. ve 15. sayfada Efes Antik Kenti, ışıklı haline gelelim. Yine Sümele Manastırı, ışıklı haline gelelim. Yine bunun yanı sıra Çorum Hattuşaş, ışıklı haline gelelim. Bu da Ayasofya Camisi, tam
20 ve 21. sayfalarda pasaportumuzun tam ortasında. Onun da ışıklı haline gelelim. Bu Habibi Necar Camii Hatay. Onun da ışıklı haline gelelim. Bu Hazreti Mevlana Türbesi Konya. Işıklı haline gelelim. Yine son dönem eserlerimizden Çamlıca Camisi ışıklı haline gelelim. Yine çifte minareli medrese Erzurum ışıklı haline gelelim. İshakpaşa Sarayı Ağrı, o da bizim önemli tarihi miraslarımızdan. Yine Amasya evleri, ona da gelelim. Amasya'mızın o çok güzel görüntüsünü ortaya koyuyor. Yine Diyarbakır surlar ve Hevsel bahçeleri. Yine son dönem eserlerimizden hepimizin gururu olan Çanakkale Köprüsü 1915. Ve en nihayetinde de Türkiye Büyük Millet Meclisi 2. Meclis. Bununla beraber son sayfasında da yine Selçuklu motifleriyle ve çeklerle süslenmiş son sayfalarımız. Ve hakikaten burada büyük bir özen gösterilerek hazırlanmış çok güçlü bir pasaport. Aynı zamanda da tüm mirasımızın özetini çıkarabilecek bir yaklaşımı da burada görebiliyoruz. Pasaport hizmetinin nüfus vatandaşlık hizmetleri genel müdürlüğüne devredilmesi birlikte bugüne kadar 7.925.000 pasaport verildiği de ek bir bilgi olarak paylaşmak isterim.